Antalya Büyükşehir Belediyesi 6 Mart 1930 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyaretini unutulmaz kılmak için muhteşem bir konser düzenledi. Ünlü sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Konseri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılarla birlikte izledi. Ellerinde Türk bayrakları, telefon ışıkları ile Koray Avcı'ya eşlik eden Antalyalılar, mavi gözlü dev adamın Antalya'ya gelişini coşku, sevgi ve heyecanla kutladı. Antalyalılar Başkan Böcek'e yakın ilgi göstererek bol bol selfie çektirdi. Konser öncesi vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 yıl daha Antalyalılara hizmet etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Bu yörük çocuğu sizlerin hemşehrisi, içinizden birisi, yine Antalya'mızda Gazi Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün devrimlerine inanan, Cumhuriyetimize sahip çıkan bir kardeşiniz, abiniz olarak konserlerin iptal edilmediği, herkesin isterse ibadetini özgürce yaptığı, yediği içtiği hiçbir kimseye karışmadığı güzel Antalya'mızda sizlerle 5 yıl daha inşallah hep birlikte güzel günlerde buluşacağız. Cumhuriyetimizden, Atatürk'ün devrimlerinden hiçbir şekilde kimseye fırsat vermeden 5 yıl daha azimle, gururla sizlerin emrinde olacağım. Antalyalılara, köylümüze, kentlimize, emeklimize, çiftçimize, herkesin başkanı olarak sizlere hizmet vermek boynumun borcudur. Ünlü sanatçı Koray Avcı ise Antalya'nın Muhittin Böcek gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. İyi ki varsın abi. İstersen balıkçı ol, yine benim abimsin, haberin olsun. Abi. Başkan Muhittin Böcek, ünlü sanatçı Koray Avcı'ya teşekkür ederek konser anısına Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti. Dünyanın en güzel yeridir yazıyor. Konuşmaların ve hediyelerin verilmesinin ardından sanatçı Koray Avcı'nın konseri geç saatlere kadar sürdü.